mallar, paralar, onu yaratacağı dolarlar, fonlar, o fonlarla birlikte Amerika'ya ve Avrupa'ya gidecek olan paralar var. Dünyada sistem değişiyor. Trump'la, yani yeni sözü olanla geleneksel uygulamayı, ekonomiyi yürütenler arasında büyük kavga var. Hani bize Trump'ı deli, gerizekalı falan yani söylenmez böyle şey de, onlar söylediği için söylüyorum. Tanıtıyorlar ya, öyle değil. İşin arkasında çok büyük bir kavga var. Şimdi Trump kazanıyor. Suudi Arabistan'a değişim başladı. Suudi Arabistan'daki değişim nasıl olacak? Çok yakın zamanda İsrail'le diplomatik ilişki kuracaklar. Oraya doğru gidiyor. İran'da bu değişimden nasibini alacak. Türkiye'de bu değişimden nasibini alacak. Ne olacak? Recep Tayyip Erdoğan ve siyasal kadrosu gidecek. Başka bir alternatif var mı? Başka bir alternatif yok. Başka bir Türkiye mümkün mü? Mümkün. Onu biz yaratacağız. Onu bu ülkenin onurlu, namuslu, yurtsever insanları, eskiden AKP'ye oy vermiş, hiç önemli değil, kucaklaşacağız, biz kardeşiz unutmayacağız. Hangi dinden, hangi mezhepten, hangi renkten, hangi dilden olursak olsun kucaklaşacağız, yeni dünyaya ayak uyduracağız. Bedeli ödemek zorundayız. Aykut Erdoğdu'nun söylediği şey. Fransızlar bu ambargoyu deldikleri için bedelini ödediler. Almanlar ödediler. Diğer uluslar ödediler. Bu bir uluslararası anlaşmadır. Anlaşmaya imza attınız mı sözünüzü yerine getireceksiniz. Ben efendim kandırırım, dolandırırım falan kendinize yaparsınız. Kimseye bir şey yapamazsınız. Türk bankacılık sisteminin yıkılabileceği kadar büyük bir cezadan bahsediliyor. 24 milyar dolarlık bir cezadan bahsediliyor. Bunu bizim bankacılık sistemimizin ya da hazinemizin kaldırması mümkün değil. Ne yapacağız? Kavgayla bir yere gelinemeyeceğini artık anladık değil mi? Sıfır sorundan sorunsuz bir ülkeye geldik. Kavga etmediğimiz kimse kalmadı. Bu vatan